Merhaba, bazen şu neviden eleştiriler geliyor. Recep Tayyip Erdoğan ve AKP eleştirisinden bıkmadınız mı? Böyle düşünen varsa çok yanılıyor. Eskiden partilerin alternatifi vardı. Özal'ın anapı tükenince halk 6 kere denediği Demirel'e yöneldi. Erbakan hayal bile edemeyeceği seçim zaferi kazandı. Ecevit son yaşında mutlu oldu vesaire. Bugün böyle mi? Halka soruyorlar ekonomik sorunları iktidar çözebilir mi? %63 hayır diyor. Peki muhalefet çözebilir mi? %55 yine hayır diyor. Muhalefet son 20 yıldır iktidar olmadığı halde umut vaat etmiyor. Ve şu üç görüş çarpışıyor. İlk seçimde giderler. Kaybedecekleri seçimi ertelerler. Kazanacakları seçimi dizayn eder, hep iktidarda kalırlar. Analizleri takip ediyorum. Çoğu içinden geçeni değil, olması gerekeni söylüyor. İlk seçimde giderler diyenler bu grupta yoğunlaşıyor. Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilçe seçim kurulları, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, jandarma, Anadolu Ajansı, DHA, İHA, TRT, ana akım medya ellerinde. Seçime katılacak parti ve adayları tamamen keyfi olarak belirleme olanakları var seçim sandıkları, sandık başkan ve görevlileri, müşahitler, oy torbaları, bunun sayımı ve ulaşımı. 20 yılda muazzam profesyonelleştikleri bir alan bu. 200.000 sandık varsa sandık başına 3 kişi olmak üzere en az 600 bin kişiyle oy merkezlerinde kontrolü elinizde tutmalısınız. İlaveten on binlerce avukat sahaya yayılmalı. Yığınla tartışma olacak, kavga çıkacak, silahlı insanlar sokağa inecek ve olaylar adliyeye intikal edecek. Adliyeleri kimin beklediği ise malum. Ajans, medya takip, sosyal ağlar desteği ayrı konu. Şöyle veya böyle seçim olursa alınacak tedbirler kabaca böyle. Peki seçim olmazsa ne yapacaksınız? Son toplantıda ekonomik tehdit algısını ilk sıraya koyan MGK bir tavsiye kararı alırsa mesela nasıl itiraz edeceksiniz? Bunun cevabını veremeyenler olumsuz algı pompalamakla felaket tellallığıyla itham etmezler mi bir de? Ona içerliyorum. Herkes için daha önce deneyimlenmemiş bir sürece girildi. Krizle geldiler, krizle gidecekler deniyor. Tamam da bu eski Türkiye'de kaldı. İdeal bir Türkiye değildi ama ilan edilen enflasyon ciddiye alınır, seçimlere itiraz eden çıkmazdı. Bunların düzgün yapıldığı varsayılırdı. Anadolu Ajansı'nın yalan haber geçtiği düşünülmezdi mesela. Bugün bunların hepsi alt üst oldu. Bir yönüyle belki iyi de oldu. Gel gelelim ülkeyi ahtapot gibi sarmış şebekeyi nasıl söküp atacaksınız? 4 Aralık'ta mitinglere başlıyoruz. Yolunuz açık olsun. Bir buçuk yıl böyle gider. Muhalefetin bastırmasıyla seçim olmaz. İktidar da kendiliğinden seçime gitmez. Deniyor ki ilkbaharda seçim olacak. Neye göre? Kime göre? Tek istisnası var. MHP bozmadıkça baharda seçim olmaz ve MHP'nin ittifakı bozması tek başına Erdoğan'ın yıkılıp gitmesi demek değildir.